Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto para borsası tarafında çalışan çok güzel bir alsat stratejisini anlatmaya çalışacağım. Çok iyi bir trade stratejisini sizlere birlikte sunmaya çalışacağım. 7 maddede öğreneceğiz ve bu 7 maddeyi izlediğimiz zaman muazzam bir stratejinin bilgisine sahip oluyor olacağız. Bakın burada bir indikatörden bir sistemden bahsetmiyorum. Komple bir stratejiden bahsediyorum. Çünkü videoyu sonuna kadar izlediğinizde siz de anlayacaksınız ki aslında iyi stratejiler, iyi trade yapabilmek için çok önemli noktalara çok farklı noktalara değinmemiz gerekecek. Şimdi hemen indikatörlerimizi koyarak başlayalım ve ilerlemeye devam edelim. Burada ilk koyacağımız indikatörümüz wave trend indikatörü. Size buradan da göstereyim. Şöyle wave trend indikatörü with cross laser bearing'ini ben kullanıyorum. Kapattığımız ikincisine geçelim hemen. Üstel hareketli ortalamamızı atıyoruz. Şimdi wave trend 10 ve 21 günlükte baskın çalıştığı için burada üstel hareketli ortalamamızı 11 veya 13 güne getiriyoruz. Ben 11 günde daha iyi çalıştığını düşündüğüm için 11 güne getiriyorum. Yine buradan hacmimi açıyorum ve son olarak da hekin aşı grafiklerine geçmiş oluyorum. Bakın hekin aşıya şu anda geçmeyeceğim ama hekin aşı grafiklerinde de birazdan işlem yapmayı sizlere göstereceğim. Ne yaptık? WaveTrend, hacim ve üstel hareketli ortalamamızı koymuş bulunuyoruz. Şimdi burada örneğin biz CHZ coin'de bir işlem yapacak olalım. CHZ coin'e geçelim. Burada bize al sinyalini nasıl verecekler? Nasıl al sinyali göreceğiz? Öncelikle bunu size anlatayım. Sonra bunun arka tarafında bazı teyitler almamız gerekiyor yoksa çok ciddi terslerde kalabiliyoruz. Bunu görmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki kripto paralarda düşüşün bir limiti yoktur. Yani burası özellikle de işte Bitcoin ve Ethereum haricindeki altcoin'lerde ya şurası dip seviyedir. Şurası dip seviyedir. Çünkü özellikle kaynakları bu kadar çünkü yıllık temettüsü bu kadar diyemiyoruz. Neden? Kripto paralarda bir öz kaynak bir temettü mantığı yok. Bu yüzden dibi bulamadığımız için fiyatı ucuzlamış koyunu almak yerine yükselişe başlamış coin'i almaya çalışıyoruz. Bu da yükselişe başlamanın birinci noktası. Şimdi sinyalleri görüyoruz lütfen not alın. 1. Wave trendin verdiği al sinyali. İkincisi fiyatların üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkması. Üçüncüsü ise hemen Hekinaşı'yı aldığımız zaman ardarda yeşil mumların Üstel hareketli ortalamanın bakın dikkat edelim. Üstel hareketli ortalamanın üzerinde başlamasıdır. Buradan da ne gördük? Üstel hareketli ortalamanın üzerinde başladığı yer bizim için iyi bir alım sinyalidir diyoruz. Bu tabii ki şu an için bildiğimiz temiz bir alsat stratejisi oldu. Fakat bunun üzerine daha birçok madde ekleyeceğiz ki alsat stratejimiz %100 çalışır kesin hale gelebilsin. Şimdi şunu öncelikle sizlere belirtmeliyim ki burada gördüğünüz bir günlük mum mesela şu mumdan bahsedelim sizlere. Burada gördüğünüz bir günlük mum 3 tane 8 saatlik mumun birleşimidir. Örneğin bu bir tane 8 saatlik mum olsun. ikinci 8 saatlik mum bu olsun. Üçüncü 8 saatlik mum bu olsun. Yani bir yükseliş varmış 8 saatlikte. Eğer bunu şöyle noktalarla çizersek şöyle 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 yaparsak bunun bir günlük grafiği şu şekilde oluşmuş oluyor. Bunu çok net şekilde anlayalım. Yani bu bir günlük kırmızı mum 3 tane 8 saatlik mumdan oluşuyor veya işte bir tane 8 saatlik mum 2 tane 4 saatlik mumdan oluşuyor. O zaman ben eğer ki zaman grafiğini küçültebilirsem sinyalleri daha erken alabilirim. Mesela nedir? Neden bahsediyorum? Şu an nedir? 2 Ocak 2022 tarihinde bir alt sinyali gelmiş günlükte. Fakat ben bunu 12 saate aldığımda 2 Ocak yerine ne görüyorum? 1 Ocak özür diliyorum 2 Ocak gece 2'de görmüş oluyorum. 2 Ocak'ın kapanması gerekmiyor. Eğer 8 saat diye alırsam ben bunu nerede bir al sinyali göreceğim. Bakın 1 Ocak akşam 6'da bu sinyalin geldiğini görebiliyorum. Tabii ki bunu ne kadar küçültürsek o kadar fazla sinyal alabiliriz ama ne kadar fazla küçültürsek de sinyallerin bizi yanıltma oranı o kadar artacaktır. O yüzden bizler günlükte bir alı yakaladığımız zaman bunu 8 saatlikte 4 saatlikte Belki 2 saatlikte kontrol edebiliriz ama 8 ve 4 saatlikte kontrol etmek bizim için yeterli olacaktır. Eğer ki siz hocam ben günlükte bu işi yapmak istemiyorum. Ben 1 saatlik grafikte yapmak istiyorum derseniz bu sefer de 30 dakikalık ve 15 dakikalıkta da bakacaksınız. Yani aritmatik olarak oranları küçülttüğünüzü düşünün. 1 günlükteyken 8 ve 4 saatliğe bakıyorsam 1 saatlikteyken de 30 ve 15 dakikalığa bakacağım deyip kendiniz bu şekilde küçültebilirsiniz. Aşağı yukarı her zaman diliminde çalışır. 10 dakikalık ve daha kısalarında zaten yetişemeyeceğiniz için çalışma durumu bir biraz daha küçülmüş olacaktır. Şimdi gelelim çok önemli noktalardan bir tanesine. Total kripto para borsası hacmine. Yani total artık hepimiz biliyoruz da kripto para toplam marketinin değerini bizlere gösteriyor 2.2 trilyon dolar civarında. Şimdi Kripto paralar tarafında temel analiz çok ciddi olmadığı için, çok fazla temel analiz verisine sahip olmadığımız için teknik analiz muazzam çalışan bir sistem olmuş oluyor. Bu arada kripto para ve blockchain kanalı yine benim olan bir kanaldır. Burada da kripto paralar üzerine temel analizler, teknik analizler, kripto para radarlamaları, piyasa incelemeleri, coin incelemeleri gibi birçok eğitim olacak. Daha önce duymadığınız ya kripto paranın da temel analizim olur diyeceğiniz noktalarda çok ciddi eğitimler sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu kanalı takip edip abone olup hemen yandaki zil bildirimini de açarsanız videolardan erken haberdar olmuş olursunuz ve bizlere destek olmuş olursunuz. Hatırlatmasını gerçekleştireyim. Şimdi burada ne alsa stratejisi kullanırsak kullanalım, hangi indikatörü, hangi sistemi kullanırsak kullanalım, destek ve direnç kullanmama gibi bir lüksümüz, kullanmama gibi bir şansımız yoktur. O yüzden biz her coin'de, mesela daha demin gördüğümüz gibi CHZ'de de alsat yapacaksak destek direnç çizeceğiz ama CHZ'de destek direnç çizmekten ziyade Bitcoin ve totalde çizmeyi kullanacağız. Yani aslında hem CHZ'de yani alsat yapacağımız indikatörde indikatörümüzün al verdiği coin'de hem burada Totalde hem de BTC'de 3 tane desteklenen çizilen ortam oluşturacağız kendimize. Neden? Çünkü burada kripto para borsasının total hacminin Hızlı aşağı doğru indiğini görürken burada CZ'nin yukarı yönlü işlem yapması veyahut burada gidip de işte Hotcoin'de yukarı yönlü bir işlem yapmak mümkün mü? Neredeyse mümkün değil. Bu riski göze alamayız. Veya hemen geldiğimizde BTC, USD, Bitcoin'e geldiğimizde Bitcoin'in çok net şekilde şöyle alayım fırçayı elime çok net şekilde yukarı yönlü bir atak başladığını görürken açığa satış yapmanın ters işlem shortlamanın mantıklı olabildiğini farklı bir coin'de de olsa düşünemeyiz. Bizim al stratejimiz satla verse veya bizim işte al stratejimiz al da verse kripto para total borsasının veya bitcoin'in BTC'nin tersine işlem yapamayız. Bu yüzden geleceğiz burada destek dirençleri çizip wave trend ve üstel hareketli ortalamayla bakacağız. Total kripto para borsası yukarı yönlü gidiyor BTC yukarı yönlü gidiyorsa burada işlemimizi iki kat daha güvenli iki kat daha yüksek parayla yapabileceğiz. Hemen bir özet yapmam gerekirse ben ne yapıyorum? Öncelikle tabii ki elimde belli başlı coinler oluyor. Örneğin benim de takip ettiğim ve alsat yaptığım ki ciddi alsat yapıyorum trade'de biliyorsunuz zaten. Hem kripto para tarafında hem borsa tarafında da ciddi trade'ler yapıyoruz. Burada önemli olan mesele benim de kripto paralar tarafında 10 tane veya 15 tane sürekli kontrol ettiğim öncelikle white paper'ına güvendiğim ve işte belli bir miktarda spekülasyondan daha uzak olabilecek hacimleri biraz daha iyi olan 10 tane coin belirledim diyelim. Bu 10 coin'i sürekli olarak günlük 8 saatlik 12 saatlik 4 saatlik grafiklerde kontrol ediyorum. Wave Trend'de al geldi hemen aşağıda bir coin açalım mesela bunu örnekleyelim nedir hot coin açalım. Örnek verelim ki burada Al sinyali geldi şu anda. Yeşil bir mum yandığını görelim. Al sinyali geldi. Buradaki mum grafikleri müstel hareketli ortalamanın üzerine geçti. Hekin aşıya geçtim. Hekin aşı da bana yine al sinyali olarak veriyor. Süper. Ben demek ki hold coin'de şu an için yukarı yönlü bir işlem açabilirim. Hemen gidiyorum. Total kripto para borsasına bakıyorum. Destek direncini kontrol ediyorum. Ve yukarı yönlü ihtimali olup olmadığını kontrol ediyorum. BTC'de kontrol ediyorum. Gelip hotta destek direncimi çekip kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Sonra hemen grafiğimi 8 saatlik, 4 saatlik ve 2 saatlikte de, de kontrol ettikten sonra yukarı yönlü iyi bir işlem açabiliyor oluyorum. Bu trade stratejisini kullandığınızda neredeyse zarar yazmanız imkansız olacak. Eğer ki bazı psikolojik noktalarda hatalara düşmezseniz gerçekten sıfır zararla alsat yapabileceğiniz koskoca bir stratejidir bu bakın. Bir trade stratejisi aslında o kadar kolay anlatılıyor. İki indikatör verilip bu bir trade stratejidir deniyor ama strateji başka bir şeydir. Bakın biz ne yapıyoruz 7 maddede hemen özetleyelim. Totele bakıyoruz. BTC'ye bakıyoruz. Grafiklerin sürelerini küçülterek daha erken haber alıyoruz. Alıyoruz. Hareketli ortalama, hekin aşı, wave trend ve destek direnç kullanarak bu 7 maddede çok önemli bir şekilde al sat yapmayı öğreniyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz videoların devamı için kanala abone olup beğeni butonlarına basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.